أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم.
Şimdi de Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş Hocamız bizlerle birlikte olacak dua okumak için. Buyurun efendim. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semî'ul alîm. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvâbur rahîm. Vahdini vahdina ve vefikna ilel hak ve ila tarikim müstakim. Bi bereketil Kur'anil azîm. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Burada şu meydanda 30 Ağustos bayramı için toplanmış bulunuyoruz. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hulasa-i Kainat, iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. 30 Ağustos'tan Çanakkale'ye, Çanakkale'den 30 Ağustos'a, 15 Temmuz'dan günümüze, Bedir'den bugüne, vatan için, din için, iman için fedai can eden bütün şehitlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin, şehitlerimizin ruhlarını hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Devletimize, milletimize göz dikmiş vatan hainlerine, düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Birlik, beraberlik içerisinde millet olarak bütün düşmanlara karşı koymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamber ocağı, şanlı ordumuzu karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen buyuruyorsun ki ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurarlar ancak Allah onların tuzaklarını bozar buyuruyorsun. İlahi ya Rabbi, devletimiz, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için dahili ve harici bedahların kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Buraya uzaktan yakından toplanmış ve 30 Ağustos Zafer Bayramımıza iştirak etmiş bulunan buradaki kullarından razı ol ya Rabbi. Geçmişlerin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kâf ve ye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Teşekkür ediyoruz efendim. Muhterem hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, çok değerli misafirlerimiz. Şimdi ise yurt dışında görev yapan birliklerimizden Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında aziz milletimize iletilen çok kıymetli mesajları sizlerle buluşturmak adına dünyanın dört bir yanında görev yapan kahraman askerlerimizin sesine kulak veriyoruz şimdi. Eyalimim aşağı da aşağı, Sayın Cumhurbaşkanım, devletimizin bekası, ülkemizin savunma güvenliği için tek bir terörist kalmayacağı kadar operasyonlarımız anı sürat devam etmektedir. Perçikilit Operasyon Bölgesi'nde saygılarımızı arz ederiz. Zateniniz ve Türk milletinin 30 Ağustos Savaş Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü kutluyoruz. Arz ederim. Albay Asım Şahin, Sayın Cumhurbaşkanım. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da tüm denizlerde
hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak amacıyla bulunduğumuz Akdeniz'den saygılarımı sunuyoruz. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Tuğgeneral Kemal Yüzçelik, Sayın Cumhurbaşkanım, hudutsuz göklerin korkusuz kartalları olarak yılmadan, yorulmadan sonsuz semalardayız. Tarihimizden aldığımız cesaret ve kahramanlıkla dün olduğu gibi bugün ve daima dünyanın sayılı hava kuvvetlerinden biri olmak için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Korgeneral Bahtiyar Ersay, Sayın Cumhurbaşkanım, Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı olarak saygılarımızı arz ediyoruz. İki devlet, bir millet anlayışıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz edelim. Piyade Kurmay Albay Oğuzhan Pehlivan, Sayın Cumhurbaşkanım, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Bosna Hersek'in bir bütün halinde mevcudiyetini sürdürmesi, ülkenin istikrarı, halkın rahat, huzur ve güven içinde yaşaması için faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Tuğgeneral Tahir Kuşadalı, Sayın Cumhurbaşkanım, dost ve kardeş ülke Katar'dan saygılarımızı arz ederiz. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı olarak askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Tuğgeneral Rıfat Döner, Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri olarak adada huzur ve güvenin sürdürülmesi amacıyla çalışmalarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Albay Reca Yılmaz, Sayın Cumhurbaşkanım, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak ortak bir geçmiş ve kültürü paylaştığımız dost ve kardeş ülke Kosova'dan saygılarımızı arz ederiz. Kosovalı kardeşlerimizin rahatı, huzuru ve güvenliğine yönelik faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Tüm General Osman Aytaç, Sayın Cumhurbaşkanım, dost ve kardeş ülke Libya'dan saygılarımızı arz ederiz. Libya'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zat-ı Alimizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Tuğgeneral Ali Sırtmaç, Sayın Cumhurbaşkanım, 7 iklim 3 kıtaya barış ve huzuru getiren atalarımızdan aldığımız ilhamla dost ve kardeş ülke Somali'de eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlere yönelik iyileştirme, destek ve yardım faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Tuğgeneral Süleyman Akbay, Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör koridorunu yok etmek, mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'de çalışmalarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Albay Cavit Tütüncü, Sayın Cumhurbaşkanım, Albayrağın gölgesinde hudut namus tur anlayışıyla gece gündüz milletimizin huzuru ve güvenliği için bulunduğumuz sınır hattından saygılarımızı sunuyoruz. Zatenizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim. Kahraman askerlerimize teşekkür ediyoruz ve görevlerinde başarılar diliyoruz efendim.
Değerli konuklar, şimdi hitaplarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyi de davet ediyoruz efendim. Buyurun. Buyurun. Aziz milletim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ağustos tarihimize zaferler ayı olarak giren öyle bir müstesna ay ki, müstesna bir dönem. Malazgirt'ten Belgrad'a, Muaç'tan Kıbrıs'a kadar uzanan nice başarılarla dolu olarak tarihimize ismini altın harflerle yazdıran bu özel ayın sonuna geldik. Ağustos'u Anadolu'daki son devletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açan büyük bir zaferin yıl dönümüyle kapatıyoruz. Evet, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği hücum emriyle ordumuz büyük taarruzu başlatmıştı. Düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordumuz 30 Ağustos günü gerçekleşen başkomutan meydan muharebesiyle Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek İzmir yolunu açmıştı. Büyük taarruzun başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu. Böylece ebedi vatanımız Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis cizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verdiğimiz savaşı kazandık. Her zaferimiz gibi büyük taarruzla da istiklalimiz ve istikbalimiz için yapamayacağımız fedakarlık, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını dosta, düşmana bir kez daha gösterdik. Elbette bir asırlık cumhuriyet dönemimizin kendi içinde ayrı bir serencamı var. Acısıyla tatlısıyla bir asrı geride bırakarak aslında her biri diğerinin varisi ve temsilcisi devletler silsilemizin son halkası cumhuriyetimizin dayandığı köklerin derinliğini ve sağlamlığını ispatladık. Büyük taarruzun üzerinden 101 yıl, cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde milletçe aynı hissiyatla, aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye yüzyılı vizyonu etrafında görüldüğü gibi kenetlendik. Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarıyla küresel siyasi ve ekonomik güç aygıtlarının sinsi emelleriyle birliğimize ve beraberliğimize yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere milletçe eyvallah etmedik. Cumhuriyetimizin mayasını teşkil eden milli iradenin üstünlüğü ilkesine hep birlikte bağlı kalarak tüm oyunları bozduk, tüm senaryoları yırtıp attık. Ne diyor şair? Emaneti taşımak yiğitlerin harcıdır ve zirveye ulaşmak boynumuzun borcudur. Gireceğiz Türkiye'm hilal hilal hizaya, ulaşacağız inşallah Türkiye yüzyılına. Evet, bu milletin yiğit evlatları yeni devletler kurmak için 1000 yıl önce Anadolu kapılarını sonuna kadar açarken hangi ülkünün peşindeyse 3 kıta 7 iklime hükmeten
devletini yıkmak için dört bir yandan üzerine saldıranlara karşı hangi hissiyatla karşı koyduysa, Cumhuriyetini kurarken tarihinden ve kültüründen aldığı mirası hangi yeni zirvelere taşımanın hayalini kurduysa, hamdolsun bugün de Türkiye 100 yıllı vizyonuyla aynı ideal yolunda yürüyüşüne devam etmektedir. Programımızın ikinci bölümünde tanıtımını yapacağımız 100. yıl marşının tüm bu birikimi ve enerjiyi anlatan bir eser olarak milletimizin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inanıyorum. Sözünden bestesine, jürisinden icrasına kadar bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Aziz milletim, değerli misafirler, nereden geldiğimizin ve nerede bulunduğumuzun farkında olmadan nereye gideceğimizi bilemeyiz. Ülkemizde birileri ısrarla bir kısmı yalan, bir kısmı yanlış, bir kısmı çarpıtma ürünü hezeyanlarla milletimizi karamsarlık çukuruna itmeye çalışıyor. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı yok sayarak her şeyi sadece yaşadığımız andan itibaren göstermeye kalkanlar asla masum değildir. Küresel iletişim mecralarının da desteğiyle Türkiye hakkında hem içeride hem dışarıda sahte bir imaj inşa ediliyor. Halbuki gerçek tablo hiç de öyle değil. Elbette dün olduğu gibi bugün de sıkıntılarımız, sorunlarımız, çözmemiz gereken meselelerimiz vardır. Bunlar farklı biçimlerde yarın da olacak. Ama bugün aynı zamanda altyapı ve yönetim kapasitesi bakımından son iki asrımızın en avantajlı dönemini yaşıyoruz. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çeyrek asır, yarım asır, bir asır önce olduğundan siyasi, ekonomik, askeri tüm imkanlarıyla çok daha güçlüdür, çok daha ileridedir. Biz Türkiye'yi dünyanın en büyük, en güçlü, en müreffeh 10 devletinden biri yapacağız derken işte bu altyapıya, işte bu seviyeye, işte bu donanıma güveniyoruz. Yıllarca bu ülkenin ve milletin enerjisini hamasetle emenlerin kendi korkaklıklarını, kendi zaaflarını devletin siyaseti gibi sunanların devri kapanmıştır. Artık yönetiminin vizyonuna, devletinin gücüne, milletinin irfanına ve ferasetine güvenerek Türkiye 100 yılını inşa etme yolunda ilerleyen bir ülkeyiz. Bu tespit altı boş, içi kof, temelden yoksun bir özgüven değil. Hakikatin ta kendisidir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, dünyanın neresine giderseniz gidin, devlet başkanlarından stratejik kuruluşlarına, sivil toplum temsilcilerinden vatandaşına kadar herkes Türkiye'nin bu yükselişini konuşuyor. Dostlarımız bu yükselişi umutla ve sevinçle anlatıyor. Hasımlarımız ise bu gerçeği kahırla ve öfkeyle takip ediyor. Türkiye'yi tıpkı eskiden olduğu gibi yeniden kendi içine kapatmak, kısır çekişmelerin, anlamsız kavgaların, kimseye faydası olmayan tartışmaların içine çekmek için uğraşanlara rağmen bu başarıyı elde ettik. Onun için de kimsenin, ülkenin ve milletin asırlık hayallerinin ürünü bu kazanımlara halel getirmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Dünyayı okuyan, Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte
hedeflerimize adım adım ilerlemeyi sürdüreceğiz. Dün 2023 demiştik. Allah'a şükür mahcup olmadık. Eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle, adaletiyle, ulaşımıyla, enerjisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir altyapı kurduk. Bugün Türkiye yüzyılı diyoruz. İnşallah yine mahcup olmayacağız. Bölgesindeki tüm krizlerin çözüm adresi, mazlumların umudu, güvenliği ve refahı konusundaki tüm tehditleri bertaraf etmiş, sahip olduğu siyasi ve askeri gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin yükselişi devam edecektir. Yarın ne diyeceğimizi ise gençlerimize bırakıyoruz. Teknofest gibi vesilelerle işte bugün 500 bine yakın genç Teknofest'te bir araya geldi. Yarın inanıyorum ki daha da artacak. Cuma günü daha da artacak. Çünkü Teknofest gençliği büyük bir coşkuyla yarınlara doğru yürüyüşte. Gençlerimizin ufkunu, vizyonunu, birikimini, heyecanını ve kabiliyetini, enerjisini gördükçe yarının Türkiye'sine de güvenle bakıyoruz. Maziden atiye uzanan yoldaki bu bayrak yarışında aldığımız emaneti Allah'ın nasip ettiği, gücümüzün yettiği yere kadar taşıyacak, sonra da huzuru kalple gençlere teslim edeceğiz. Yahya Kemal ne diyordu? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. İşte bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bize hissettirdiği, yüreğimize düşürdüğü, dilimize getirdiği duygular bunlardır. Tabii asıl büyük kutlamayı 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılı törenlerinde yapacağız. Böylece 19 Mayıs 1919'un 100. yılıyla başlayan milli mücadele döneminin ilk asrını geride bırakmamıza ilişkin kutlamalar zincirinin son halkasını da şanlı tarihimize eklemiş olacağız. Gerçi Covid-19 salgını sebebiyle Büyük Millet Meclisi'nin açılışı başta olmak üzere bazı kutlamaları arzu ettiğimiz görkemde ve kapsamda gerçekleştiremedik. Ama milletimizin gönlünde bu önemli günlerin hepsinin de hak ettiği yeri aldığına inanıyoruz. İşte 26 Ağustos'ta neredeydik? Malazgirt'te. Bir gün önce Ahlat'ta. Oralardaki coşku gerçekten her şeye değer. Ben bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Büyük taarruzda yer alan Gazi Mustafa Kemal'den neferine kadar ordumuzun tüm mensuplarını saygıyla, hürmetle, şükranla yad ediyorum. Hikayelerini en güzel İstiklal Marşımızda bulacağımız milli mücadelenin bilinen, bilinmeyen kahramanlarının her birini tazimle anıyorum. Canları pahasına bu büyük mücadeleyi zafere ulaştıran yiğitler başta olmak üzere Cumhuriyet tarihi boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimden milletimize önümüzdeki 10 yıllar, 100 yıllar, 1000 yıllar boyunca bu vatan toprakları üzerinde
nice zafer kutlamaları nasip etmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.